Merhabalar, hoş geldiniz. Semaatin Patikleri Örgü kanalındasınız. Değerli örgücüler, kıymetli takipçiler. Yine bir tasarımla geldim. Kendim kafadan tasarladım. Bir modeli sizinle paylaşacağım. Modelimiz yelek, hırka, ön yapılışı olacak. Ama bu herhangi bir bedene uygun bir ölçü değildir sadece. Model olarak, fikir olarak sizinle paylaşmak istedim. İlmeklerimi attım. Biraz lastik yaptım. Bunu ben şöyle düşünüyorum. Uzun hırka, yelek, önü yaparken bunu uygularsanız daha güzel, daha şık bir örgü elde etmiş olursunuz. Şimdi lastiğimi yaptım ama lastiği siz daha fazla yapın. Yani bayağı şöyle şu kadar genişlikte yapın lastiği. Ondan sonra üzerine yapacağımız modeli gelin birlikte ne yapacağız? Elimde olan şöyle güzel bir kahve Elif Baby ipimiz 3 numara şişimiz. Lastiğimizi ördükten sonra bakın ne işlem yapıyoruz. Lastiğim her zamanki gibi ön yüzden tersi ters düzü düz, arka yüzden tersleri örmeyip düz örüyorsun. Şimdi lastiklerimi ön patını bir ayıralım. Şu anda modelin kurulumundayız. Bakalım ne çıkacak. İnanın ben de şu anda sizinle birlikte yapıyorum. Yani herhangi bir çalışma falan yapmadım. Tamamen birlikte yapacağız bunu. Bu kadar bizim önümüz lastiği için yeterli. 2, 4, 6, 8, 10. Tamam mı? Tersimiz var. Şimdi öne ben burgu koyacağım. Böyle boydan boya upuzun bir burgu yapacağız. Kalan kısmını ara ara selanik yapacağız. Ona dikkat edin. Şimdi bir tane ters yaptım. Buraya bir tane daha ters yapıyorum. Hani burguyla model birbirinden, lastik birbirinden ayrılsın. İki tane ters. 8 tane düz. Bu burguyu daha geniş yapabilirsiniz. 8 tane düzümü yapıyorum. 2 ters. 2, 4, 6, 7, 8 tane düzümü yaptım. Yeterli o kadar. Acaba fazla mı yapsam diye düşünüyorum. Fazla siz yapabilirsiniz. Şu anda benim elimdeki parça da küçük. Şimdi kalan kısmını bakın. Tersi ters ördüm. Düzü bir ilmek alttan ördüm. Selanik yapıyorum. Tersi ördüm. Düzü bir ilmek alttan. Tersi normal ör. Düzü bir ilmek alttan. Ör. Bir ilmek alttan. Yani bir sıra alttan yapıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde sıranın sonuna kadar örelim. Son iki tane, üç tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burası dikiş payı. Arka yüzden de yani burada bir haroşa yapacağım ben. Çeviriyoruz modelimizi. İlmeğimi aldım, örmedim. İkisini düz olarak ördüm. Burası bizim dikiş payı. Şimdi tersi ters, düzü düz, arka yüzden. Tek yönlü bir selanik örgü yapacağız. Çift yönlü selanik örgü her iki yönden de düz örgüleri bir alt sıradan alarak çift yönlü selanik yapmış olursunuz. İlmeğinizi kendinize göre ayarlayın. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz yaptık. Burgu yapacağımız ilmeklerin üzerine geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane tersimi ördüm. Şöyle bir odaklanalım. 8 tane tersimi ördüm. 2, 4, 6, 8. 2 tane düz ördükten sonra lastiğimizi arka yüzden tersi
Örmüyoruz, düz örüyoruz. Tersi örmeden düz örerek sıramızın sonuna geldik. Son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ön yüze geçelim. Ön yüzden bu sırayı da göstereyim. Sonra bu boş alanları ben geçeceğim. Bütün ilmekleri örüyoruz. Tersi ters, düzü düz olarak örüp geldik. Şimdi arada bizim burguyla lastik arasında iki tane tersimiz var. İki tane tersimi ördüm. Burgu yapacağım 8 ilmeği düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane düzümü ördüm, burgu modelimiz. Şimdi selanikle devam ediyoruz yine. Tersi ördüm. Düzü bir alt sıradan. Tersi ördüm. Düzü bir alt sıradan. Bir alt sıra. Tersi ör. Düzü bir alt sıradan. Tersi ördük. Düzü bir alt sıradan. Şöyle yaklaştırayım. Yine acemiler için çok önemli. Bakın. Şuradan değil, Selanik örerken bir alt sıradan ilmeği bırak, tersi ör, bir alt sıradan kenarda 3 tane dikiş ilmeğimi haroşa olarak yapıyorum. Son ilmeği örmeden al. Şimdi arka yüzden yine tersi ters, düzü düz, burgunun da İlmeklerini hep ters yapacağız. Lastikte bir kez daha beraber yapalım. Burgu yapacağımız 8 tane ilmeğimizi arka yüzden ters olarak ördük. Yanında 2 tane düzümüz var. Burguyla ön lastiği ayıracak ilmeğimiz. Tersi örmeden düzü örerek, tersi örmeden düzü örerek çok kolay. Örgü tekniği bu. Ön yüze geldik. Ön yüzden bütün lastiklerimizi tersi ters, düzü düz olarak yapalım. Birkaç sıra bu şekilde devam edecek. Herhangi bir işlem yok. İki tane tersimi yaptım. Yavaş yavaş ne yapacağımız ortaya çıkıyor. 8 tane düzümü yaptım. Bir tane ters yaptım. Selanik'e geldik. Selanik için bir ilmek attım. Bir ilmek attım. İşte bir odaklanmada sorun yaşıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde selaniğimizi yapıp arka yüzden tersi ters, düzü düz olarak örüp gelelim. Şöyle yavaş yapayım. Devam edin şimdi. Şöyle bir kontrol edelim. Bakın. Ön düğme yerimiz. Burgu ilmeklerimiz 8 tane. Kalan kısmı Selanik. Arka yüzden tersi ters, düzü düz ilmeklerini gördüğünüz gibi örüp sıra sonuna kadar gelin. Tersten yaptık, sıra sonuna geldik. Ön yüze geçtik. Ön yüzden ters yüzden boşalmış olduğumuz ilmeği ördük. Tersimizi ters, düzümüzü düz olarak devam ediyoruz. Bu sırada burgumuzu yapmaya başlayacağız. Saç örgüsü modeli. Yani burgu derken saç örgüsü yapacağız. 2 tane tersimi yaptım. 2 tersten sonra bakın 8 tane ilmeğim var. 4'ünü bu kenara ayırdım. 4'ü de burada. İlmeklerime yer değiştiriyorum. Şişimi aldım. 4'ünü de. Arka yüzden ikisini sol şişimi aldım. Ön yüzden ikisini tekrar sağ şişe alarak çevirdim. Şişime taktım.
ilmeklerimi örüyor. Düz. 2, 3, 4. İkisini ördüm. Şimdi diğer dördünü. Sağ şişe aldım. Önden ikisini sol şişe aldım. Bıraktım. Arkadan sol şiştekini sağ şişe aldım. Ve saç örgümü yaptım. Dördünü de düz örgü olarak örülür. Bu kadar. Tamam mı? Bak, vurgumuz oldu. Şimdi yanındaki tersi ters. Selaneyi gösterdim artık. Bu araları geçeceğim. Çünkü çok uzun olmaması için videomuzun. Bir sıra alttan tersi ters. Arka yüzden de tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceksiniz. Şimdi arka yüzden ördük geldik. Burgumuzun üzerine işaret koyalım şöyle. Burgunun üzerinden kaç sıra yaptığımız anlaşılsın arkadaşlar. Tamam mı? 8 tane saç örgümüzün üzerine ters olarak örüyoruz. Bunu ördükten sonra şöyle ılık bir ütüyle de arka yüzden burgunun üzerine bez koyarak şöyle bir ütü vurursanız çok güzel durur. Tersi örme, düzü ör. Sıramızı sonlandırdık. Şimdi kaç sırada bir burgu yapacağız? Onu göreceğiz, tamam mı? Şimdi aynı şekilde birkaç sıra örelim arkadaşlar. Burguyu yaptık. Şimdi selaneyi ben kısım kısım yapacağım. İki sıra daha yapalım. Ondan sonra göstereceğim. Bakın şöyle bir güzellik çıktı ortaya. Selanik yaptık. Şimdi selanik sayacağız. Kaç sıra selanik yapmışız? Gayet belli. İlmeklerden. Çünkü lastiklerin, ilmeklerin hani şuralar daha küçük. Şu ilmek yerleri. Selanik daha büyük gözenekler var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sıra daha selanik yapalım. Arkadan da ters ters düzü düz örelim. Lastiğin üzerindeki dördüncü, burgunun üzerindeki dördüncü sırayı da yapalım. Burgunun üzerinden beşinci sıramı da yaptım. Ön yüzdeyim. Tamam mı? Beşinci sıramı da yaptım. Sonra yine kontrol ederiz. İpimiz burada duruyor. Şimdi bu sıra selanik yapmayacağız. Bakalım ne yapacağız. Kenar lastiklerimi de ördüm. Ön yüzden bildiğiniz gibi hepsini örüyoruz. Yani tersi ters, düzü düz. İlik açma kanalımda var. Birkaç videomuz var. Bakarsanız görürsünüz. Tersi yaptım 2 tane. 8 tane burgu ilmeğim yaptım. 6. sıra. Burgunun üzerinden gittiğimiz 6. sırayı yapıyoruz. Kenarda bir tane ters yaptım. 8 tane burgu ilmeğimi yaptım. Bir tane ters yaptım. Kalan ilmeklerin hepsini düz öreceğim. Selanik yapmıyoruz artık. Bu ilmeklerinizi takip edersiniz. Zaten burgunun kenarında ters bir ilmek bıraktık. Oradan itibaren devam edersiniz. Şimdi kaç sıra düz yapacağız? Onu da sizinle paylaşacağım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak bir 4 sıra yapalım arkadaşlar. Daha burgumuzun sırası da gelmedi. Biraz daha yapacağız. 6. sırayı da yaptık. Şimdi arka yüzden de hepsini ters yapacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenardaki dikişe girecek 3 tane haroşamı yaptım. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Burgudan sonraki 7. sırayı yaptık. Şimdi ön yüzden yine tersi ters, düzü düz. Bakın artık düz örüyoruz. Ön yüzden bu şekilde
Tersi ters, düzü düz. Yanındaki ters ilmeği unutma. Bir sıra daha gidip gelelim. Evet, burgunun üzerinden 9. sıramızda gittik. Şimdi burumuzu yapacağız. 9 sıra saç örgümüzü yaptıktan sonra 9 sıra hiçbir işlem yapmadan örülüp tekrar burgumuz yapılacak. Selaneğin üzerine 4. sıramızda yaptık. 2 sıra daha yapacağız. 6 sıra selaneğin üzerinde düz olacak. 9 sıradan sonra 10. sırada burgumuzu yapalım. Şimdi gelin tekrar lastiğimizi bir örelim. Şu işareti alıyorum. Zaten sırayı aklımda tuttum. 9, 10. sırada burgumuzu yapıyoruz. Ön yüzden lastiklerimizin tersi ters, düzü düz ördük. İki tane tersimi ördüm. Şimdi burgumu yapıyorum. Yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi şişimi aldım. İkisini arkadan sol şişe aldım. İkisini de önden sağ şişe aldım. Tekrar sol şişeye taktım ve 4 tane düz ördüm. 2, 3, 4. 4 tane düz ördüm. Aynı şekilde bunu da yapalım. 4'ünü de sol şişe aldım. Sağ şişe. Tekrar ikisini önden yer değiştirdik. Düz örgü olarak ördük. Düz örgü olarak ördük. Yanında bir tane tersimiz vardı. Onu da ördük. İkinci burgumuzu da yaptık. Şimdi tekrar düz olan kısmı düz olarak örelim. Evet. Selanenin üzerinden 6 sıra düz ördük. 9 sırada bir burgu yapacaksınız. Selaniklerin arasına 6 sıra düz ördükten sonra tekrar selanikle devam edeceksiniz. Kaç sıra selanik yapmışız? Şuradan başlayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada bitmiş. 6 sıra selanik, 6 sıra düz. Tamam mı? Şimdi selaneyi de sizinle birlikte yapalım. Şu boş alanı ben bir örüp selanik de birlikte örelim. Yaptığımız saç örgüsünün sırasına siz de benim gibi şöyle bir işaret alın. 9 sıranız anlaşılsın. 9, 10. sırada saç örgümüzü yapacağız. Şimdi selanik yapmaya geçiyoruz. Tekrar 6 sıra düzden sonra tersimizi ördük. Bir sıra altta. Ters ördük. Bir sıra altta. Zaten bu burgunun yanındaki ters sizi doğru yere götürüyor. Tamam mı? Ters ör. Bir sıra altta. Bu şekilde. Tekrar ön yüze geldik. Ön yüzde yine aynı şekilde düzü düz, selaniği selanik olarak birkaç sıra daha yapalım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar. Şimdi selaniği sayarken bakın tekrar söylüyorum. Selanik sırasıyla düzün sırası aynı ama selaniği şu şekilde sayacaksın. Şu ilmekleri. Bakın şu büyük delikleri görünüyor. Şunları sayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane olacak. Yani 12 sırada bir selanik olmuş oluyor. Düzümüz 6 sıra. Tekrar 6 sıra selanik. 9 sıra burgun üzerinde düz, 10. sırada burguyu yapacaksın. Yelek ya da hırka ne yaparsanız yapın. Bunun kesimi nereden olacak biliyor musunuz? Şuradan olacak. Bakın hiç burguyu bozmadan ben bunu ön kesimini de yapıp bunu Instagram'da paylaşacağım inşallah. Oradan da görürsünüz. Yani ön keserken şuradan şöyle keseceksiniz. Şuradan sakın kesmeyin. Burguyu bozarsınız. İster hakim yaka yapın, ister dik yaka yapın. Nasıl yaparsanız yapın. Bu şekilde bir,
tasarımım vardı kafamda. Bunu da sizinle paylaştım. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.